Nevzat Hoca telefon attığında. Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Hakan Bey, iyi çalışmalar. Sağ olun. Hocam şimdi özel günlerde, haftalarda özellikle de mesleki kabul edilen, mesela işte bizim de Dünya Gazeteciler Günümüzü kutluyorlar, uyduruyorum. Kutlanır genelde karşıdaki kişi. Şimdi ben Dünya Ruh Sağlığı Gününüzü kutlarım dediğim zaman ilginç bir ifade oluyor değil mi aslında? Evet. Öyle oluyor. Ruh Sağlığı Günü aşağı yukarı dedik 90'lı yıllardan beri 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Bu tarz günler, yani hemen hemen her gün bir önemli bir güne ayrılmış durumda aslında. Ayrılmış. Bu aslında buradaki en önemli amaç bir farkındalık oluşması. Yani kişilerin, insanların bazı şeyleri, yani hele bu çağda öyle hızlı bir hayat var ki, öyle bir zaman baskısı var ki, öyle bir yoğun yaşantı içindeki insanoğlu şeyi, birçok hakikati kaçırıyor. Birçok fırsatı kaçırıyor rutinin içerisinde, hızlı yaşantının içerisinde. Buna karşı farkındalık oluşturmak için, yani bazı şeyler dur, düşün, yeniden yap. Yani böyle mola vermek gibi yeniden düşünmeye sevk etmek, ki bunun işte bir farkındalık geliyor. Bu ruh sağlığı konusunda da farkındalığına çok ihtiyaç var. Bugün ne vurgu yapılıyor, ama yeteri kadar bununla ilgili olumlu gelişme oluyor mu? Maalesef olmuyor farkındalık. Çünkü yani toplumda, yani hiç görünmeyen bir engellilik ortaya çıktı. Hani zihinsel engelliliği biliyoruz, işte fiziksel engelliliği, görme engelliliği biliyoruz. Psikososyal engellilik, özürlülük ortaya çıktı. Yani bunu hocam, şimdi farkındalık yaratmak çok güzel, fakat ruh sağlığı gibi bir konuda karşıdakinin durumunu görebiliyor insan. Yani standarttan sapan tavırlarını en azından görebiliyor. Toplumun alışık olduklarının dışında kalanları görebiliyor. Fakat kendini görmek çok başka bir gözlük gerektiriyor değil mi? Yani kendini görmek o çok daha zor bir şey. Çok çok daha önemli. Zaten insan, yani bir ruh sağlığının birinci aşaması öz bilinç. Yani kendini tanıma, öz bilinç. İkinci aşaması öz yönetim, kendini yönetme. Üçüncüsü ilişki, üçüncüsü şey, karşı tarafı tanıma, empati gibi. Empati. Dördüncüsü ilişki yönetimi geliyor. Yani insanın ruh sağlığının hani dört tane fonksiyon olarak ele alsan, dört tane fonksiyonu var. Bir, kendini bilmeyen, kendini tanımayan, bu şey şuna benziyor. Elinde bir harita var. Bir yerlere gitmek istiyor bir insan, fakat nerede olduğunu bilmiyor. Yolu çizemez ki o kendisine, yolunu çizemez. Yani navigasyonda bile biliyorsunuz, ilk bakımın sen kendi konumunu bellidir, o konumdan sonra gidersin. Doğru. Şimdi insan kendini tanımak da aynı onun gibi, kendi konumunu, pozisyonu, psikolojik durumunu, bunu hatta biz psikosubot analizi diyoruz. Hani subot analizinde biliyorsunuz, bu işte, evet, işletmeciler, iktisatçılar çok kullanırlar bunu ve çok da güzel bir şeydir. Kişinin, ya bir şirketin, bir kurumun güçlü yönlerini bilmesi, zayıf yönlerini bilmesi, daha sonra o kurumun tehditleri bilmesi, fırsatları bilmesi. SWOT analizinin baş harflerinin toplamı. Ruhsal ama durumda nasıl yapıyoruz o SWOT analizini? Bu şirketin bunu yaparken bu dört dünyasında vizyon ve misyon da vardır. Yani şirketin bir olmayı hedeflediği hedefler vardır. Olabildikleri vardır vizyon, o yapabildikleri vardır misyon tarzını diyebiliriz. Bu çerçevede insan kendisi için de geçerli. Yani önce benim güçlü yönlerimle, zayıf yönlerimle. Yani şu anda bizim bir maalesef modernist bir yanılgı var. Bu çok da böyle meslektaşlarımız da böyle fazla hem modernist yanılgı içerisinde olan, o öğretiyi alan bazı psikoloji profesyonelleri de onu yapıyor. Yaşam koçları da o hatayı yapıyor. O hatada şey, seni mutsuz eden şeyden uzak dur. Bu o derece sakıncalı ki. Hazcı yani bir yaşam var burada demek ki. Ruh sağlığı deyince hoşuna giden şeyi yap. Mutsuz eden şeyden kaçın. Eşin seni mutsuz ediyorsa bırak hayatını yaşa. Çocuğun seni mutsuz ediyorsa bırak hayatını yaşa. İşi bırak, yani başka bir şey. Böyle bir hayat yok. Evet. Bu son derece insanı bencil yapıyor. Narsizmi, bireysel narsizmi, sosyal narsizmi geliştiriyor bu. Çok tehlikeli ve bu insanları yalnızlığa götürüyor
ve insanlar mutsuzluğa götürüyor. Ya intiharlar artıyor, depresyon artıyor bunun sonucunda. Yani onun için bu da insanların yaşam felsefesini değiştirdi. Modernist bir yanılgı. Küresel olarak var bu yanılgı. Yani peki hocam, Türkiye'de değil. İnsanın mutluluğu araması tabiatı gereği son derece normal bir şey. Evet, sağlıksız tabii. bir şey değil. Fakat her şeyden yani kaçmak hazcı ve sorumsuz dediğiniz gibi bir yaşama götürüyor. Burada çizgiyi çekecek olan şey nedir? Yani bu mutluluğu arama son derece doğal olan hakkımızda, bu çizgiyi nerede çekelim ki biz bu hazcı yaşamın esiri olmayalım? Şimdi bu psikosuot analizinde ele alalım. Güçlü zayıf yönlerinizi biliyoruz. İmkanlar fırsatlar biliyoruz ama imkan ve fırsatı değerlendirebilmek için önce amacınızı bilmeniz lazım. O amaca giderken, bu amacıma giderken önüme çıkan muhtemel fırsatlar nelerdir, tehdit nelerdir, imkanlar nelerdir, bunları bilebilmesi için önce yani nereye gideceğini, yaşam amacının olması lazım. Yaşam hedeflerinin olması lazım şimdi. Bu hedefleri olan bir kişi böyle durumlarda o hedefe giderken önüne bir mutsuzluk çıktıysa, mutsuzluk, ben bu mutsuzluğun kaçmak yerine bu mutsuzluğu nasıl aşarım diye gitmesi lazım. Yani mutluluk tepesine çıkarken el cepte çıkılmıyor. Böyle çiçekli yollardan çıkılmıyor. Mutluluk yani bir emek vermek, yorulmak, terlemek istiyor. Yani mutluluk bir tepe ise, hedefse, zirve ise, ulaşacaksa oraya yatırım yapmak gerekiyor mutluluğa. Onun için ilerideki büyük mutluluk için kısa vadedeki mutsuzlukları aşmanın formüllerini araştırması gerekiyor kişinin. Kısa vadeli mutsuzluklara takılıyor. Uzun vadede 5 sene 10 sene sonra edeceği daha büyük bir mutluluğu kaçırıyor insanoğlu. Bu akıllıca değil ki, bu stratejik bir düşünce de değil zaten. Yani bunun için böyle kısa vadeli mutluluklar yerine orta uzun vadeli mutluluğu hedefleyen kimse hayatının sonuna geldiği zaman mutlu olabilmek asıl mutluluk. Yani bu da zaten toplam mutluluktur. Yetişkinin şu anda mutlu tanıfı olmak değildir. Hayatının sonunda mutlu bir hayat sürdüm. İnsanlar arkamdan ağlayarak gidiyorlar. Arkamdan güzel şeyler yaptı, insanlara hizmet etti diye gidiyorlar gibi bir hayat bırakabilecek misin, bırakamayacak mısın? Siz zaten bunlarla karar vermek gerekiyor. Yetişkinin tanımını yaptınız zaten. Şu anı değil, ileriyi hedeflemek, şu anki hazdan vazgeçebilmek, hazı ertelebilmek bir yetişkin becerisi. O zaman bunu yapan insanlar tamamen bir psikolojik olgunluk. Yetişkin çocuklar o zaman bunu yapan insanlar, öyle mi? Psikolojik olgunluğa erişmemiş insanlar mı bunu yapar? Aynen öyle. Uzamış ergenlik. Yani şu anda dünyada salgın halde çocuklarda ergenlik uzamış. Yani bir tür, ya 20-30 yaşına gelmiş, içindeki çocuk 10 yaş, 15 yaşında gibi daha. Duygusal olarak, matematiksel olarak bir uzman olmuştur, mesleği sahibidir filan. Ayrı mesele. Ama bakıyorsunuz içindeki çocuk en ufak bir mutluluk tuzağına hemen düşebiliyor. İlgi gösterene aşık olabiliyor mesela. Çok ilginç. Temel değerleri olmayan, temel değerlerine aykırı şeyler yapamıyor. Ahlaki normlarına uymayan şeyler yapabiliyor. Bu duygu regülasyonu yapamıyor bu kişiler. Yani o duygu regülasyonu ne demek o? Yani duyguları regüle edemiyor, düzenleyemiyor duyguları. Yani hayat demek kurallı yaşam demek. Yani regülasyonu olmayan, kuralları olmayan bir hayat, başıboş bir hayat hayat değildir ki. Yani hayat nasıl bir futbol maçında bile regülasyonu vardır, nedir? Kuralları vardır. Vurmazsan sarı kart, kırmızı kart görürsün. Hayatta da var kurallar. Hayat böyle saldım çayıra, Allah kayıra gibi insan yaşayamaz yani. Onun için hayatta da sosyal sınırlar var, ilişki sınırları var. O sınırlara uyarsan yani hem yani hukuki normlar gibi, nasıl kanunlarda normlar vardır, bir toplumda yaşıyorsan toplumda da kültürel normlar vardır ve insanın iç dünyasında da ahlaki normlar vardır. Yani bu üç alandaki bu norm insanı doğru hedefe götürüyor, doğru şeyler insana yaptırır. Hocam, onun için normsuz bir hayat, işte anomi deniyor buna şeyde. Normsuz bir hayat, o normsuz hayat anarşist bir hayattır. Mutlu etmez. O an mutlu oluyor gibi olursun ama bir müddet sonra daha büyük problemler önüne çıkar. Hocam sizinle uzun süredir biz program yapıyoruz. Artık ben de yavaş yavaş hani sizin ses tonunuzu, tonlamalarınıza aşina olmaya başladım. Evet. Şey gibi geldi bana. Yaptığımız çoğu programda böyle son derece ortadan konuşurken, yani ortadan derken hani nötr bir duyguyla, duygu barındırmayan, ama bu özellikle hazcılık ve sorumluluktan kaçan yaşam tarzı konusu olduğu zaman
sizin ifadenizin daha sertleştiğini görüyorum. Daha böyle müşteki bir ses tonu duyuyorum sizden. Bu sizi en kızdıran konuların başında mı geliyor? Ben yani, bana mı öyle geldi? Güzel tespit etmişsiniz. Hı-hı. Çünkü bizim rastladığımız şeylerden, yani ruhsal sorunlardan en büyük kısım bunun yüzünden rastlıyoruz biz. Yani psikolojik, mesela dünya ruh sağlığı günü bugün, değil mi? Yani ruh sağlığı insanın yaşama hakkıdır. Yani insan hakları, sağlıklı yaşama hakkı, yani seyahat hakkı gibi, duygu, düşünce ifade hakkı gibi, eğitim hakkı gibi, yargılanma hakkı gibi temel haklardan. Bu hakkını insanoğlu doğru kullanamıyor, yanlış kullanıyor ve birçok karşımıza hasta olarak çıkıyorlar insanlar. Yani onun için, yani böyle bir durumda benim bu konudaki böyle vurgu yapmamın sebebi, konunun önemi açısından, yani ruh sağlığı açısından, önemi açısından, yani topluma ve geleceğimize büyük zararlar verme potansiyeli var. Yani dünyada şu anda, onun için dünyada ekonomik maddi refah arttı ama psikolojik refah yerlerde sürünüyor. İntiharlar arttı, boşanmalar arttı. Türkiye'de de bu yönde gidiyor, ilerliyor. Ha, onu soracaktım. Yani maalesef bir bu konuda umursamazlık var, gamsızlık var. Dünya genelinde mi böyle? Mesela çocuk toplum, çocuk kalmış daha ağırlıklı olarak toplumlar, kültürel olarak dünyanın neresinde, yoksa genel olarak dünyada böyle bir eğilim mi var sizce? Genel olarak öyle. Yani şu anda daha önce kültürel normları aileler öğretiyordu. Şimdi medya öğretiyor. Medya kültürel aktarımı yaptığı için bu küresel bir sorun oldu şu anda. Küresel sorun oldu ve bu küresel soruna karşı da çözüm üretmek yerine tüketim, şu anda kapital sistem maalesef tek alternatifsiz bir sistem oldu dünyada. Ve yani daha önce mesela Avrupa'da, özellikle mesela Almanya'da gibi devletlerde bu Marksist, sosyalist böyle şeye karşı bu kapitalist sistem frenlenmişti. Yani sosyal demokrasi çıktı. İşçi hakları, vatandaş hakları, ifade hakları, birçok haklar korundu orada. Şimdi dünya tek kutuplu bir dünya olduktan sonra tamamen haz odaklı, tamamen böyle tüketim çılgınlığına, tüketim düşkünlük, lükse düşkünlük ve burada egonun şişirildiği bir çağa çıktı. Şimdi egoizmin insanlık tarihinde bu kadar küreselleştiği bir dönem yoktu, egoizmin. Yani bu çağ, onun için enaniyet çağı diyorlar eski tabirle. Egoizm çağı. Egoizmin olduğu yerde de mutluluk olmaz. Yani tüketimin böyle aşırı, mesela insanın ihtiyacı önceden birken şimdi 20'ye çıktı. İşte egoizmin yani olmadığı yerde satış olmuyor. Değiştirmek gibi mesela. Böyle olunca yetişmiyor ki insanlar, yani ihtiyacı olmayan şeylere ihtiyaç gibi algıladıkları için böyle ciddi bir israf içerisinde yaşayan bir toplum var. Çünkü böyle sana diyor toplumda ki, toplumda nasıl mutluluk olacak ki? Sana diyor ki, çünkü hoca sen yarımsın, sen daha tamamlanmadın. Şimdi eskiden bu ilimle olurdu ama sen tamamlanmadın, şu otomobili alırsan hoca tamam olacaksın. Bu gözlüğü takarsan işte tam olacaksın diyor. Ve seni bu yapay yolla ikame etmeye çalışıyor, değil mi bu yeni tabii, sistem? Mutluluğu dış nedene bağlatıyor. Şunun olsa mutlu olursun, bugün olsa mutlu olursun. Halbuki bu mutluluk iş nedenidir. İnsanın en büyük rakibi kendisidir. Rakibi kendisidir. Onun için yani bazı insandaki bazı beceriler, mesela dayanıklılık, metanet, sabır gibi beceriler, daha sonra böyle güçlü olmak, böyle sağlıklı olmak, birçok insandaki gelişen beceriler, şefkatli olmak, çalışkan olmak gibi, sorumluluk duygusu gibi, empati gibi beceriler fırtınalarda gelişen becerilerdir. Öyle mi? Fırtınalı hayatlarda gelişir. Yani böyle şeylerde yani fırtınalı yaşamanın ürünüdür bunlar. Zorluklar aştıktan sonra olur. O yüzden Anadolu'da bir söz vardı. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Çok diye. Güzel laf. Çok güzel. Yani onun için bu insan, ama şu andaki insanlar hızlı yaşantı nedeniyle aceleci, sabırsız yaşıyorlar insanlar. Sabır kelimesi de rafa kalktı artık. Mesela vefa kelimesi gibi bir semt ismi. Sabır kelimesi de rafa kalktı. İnsanlar hemen ve şimdi diyor. Anı yaşa diyor. Çünkü anı fragmanları yaşa, izliyor. Anda yaşadır o aslı. Filmi anı tamamına sabır. Bur patlasın, çal oynasın, zincirleri kır, duvarları yık. Seni mutsuz eden ne varsa kaç ondan, böyle bir yaşam keşke olsa ama yok.
Böyle bir gerçeklik yok. Siz şey demiştiniz galiba, değil mi? Gerçeklik sunuluyor insanlara. Anı yaşama, anda yaşa diyorsunuz değil mi siz? Evet. Doğru hatırlıyorum. Tabii anda yaşa yani. Anda yaşa, bugünün kıymetini bil. Hı-hı. Hatta bazı filozoflar şöyle mermerin üzerine bugün diye yazıyorlar. Geçmişe gidip takıldığı zaman geri keşkelerle ya gelecekle ilgili acabalarla kafa yorduğu zaman o bugün yazısını görüyor, hemen bugüne dönüyor. Bugün şunu yapmam lazım. Zaten bugünü iyi değerlendiren yarının yatırımını yapar. Yani geçmişten öğrenecek insanoğlu, geleceğe bakacak ama bugünü yaşayacak. Yani bu yaşam felsefesi böyle olması lazım. Yoksa entelektüel enerjimizi, zihinsel enerjimizi boşa harcamış oluyoruz. Bu da işte yani ruh sağlığı gününde insanoğlu bunu bile öğrense emin ol. Geçmişte yaşama bak, geçmişten ders al. Yani geçmişi say, 10 sene önce olmuş olay dün olmuş gibi yaşıyorsun. Bu müthiş bir zihinsel israftır, kapasite israfıdır. Yani bunun gibi, ama buradan o yaşamışsın, zorlukları gitmiş, şeyi kalmış, kazanımı kalmış. O halde o kazanımına bakarak insanoğlu ne yapar? Bu bana ne öğretti der. O öğrettiğinin üzerinden ileriye bakar, ileriye iyi hedefler ama bugünü de şey yapar, yani bugünü yaşar. Yani bugünü, birinci önceliği bugünü planlamak, bugünü yapabilir, yaşayabilmek. Yani hedefi olan bir kimse şey gibidir, limandan çıkmış bir gemi gibidir. O gemiyi nereye gideceğini bildiği için rüzgarlar ona yardım eder. Nereye gideceğini bilmeyen gemiye rüzgarlar yardım etmez, kim yardım sürüklenir. Yani insanoğlu da bu şekilde düşmesi lazım. Onun için gelecekle ilgili uğrunda emek verilecek, yorulacak, çile çekilecek amacının olması lazım insanın. Bu amacı varsa insan o zorluklara katlanır. Yani hı hı. Bu şey gibi de aslında biraz şuna benziyor. Sosyolojik olaylar sinüzoidaldir. Mesela güçlüler artıyor. İyi, doğru, güzel insanlar artıyor. Onlar hata yapmaya başlıyorlar. İşte böyle tembelleşiyorlar. Keşif peşine düşüyorlar. Eğlence peşine düşüyorlar. Romanın son dönemi gibi mesela. Daha sonra öyle olunca bunlar kötü bir grup insanda acı çekiyor, mazlum oluyor. Onlar çalışıyorlar, onlar yükseliyorlar. Öbür güçlü olanların çocukları bu sefer ne oluyor? Tembel oluyor, müsrif oluyor. Bu sefer o dibe vurmuş insanların çocukları gelişiyorlar, onlar yükselmeye başlıyorlar. Ama bir yani sarkaç etkisi var galiba orada hocam. Sinüzoidal bir çizgi var yani. Şu anda biz yani o çizgiyi insanlık olarak yaşıyoruz biz. Yani sinüzoidal döngüyü. Bir sarkaç var sanki burada değil mi? Yani önce bir tarafa savruluyorsunuz, sonra hani şey derler aslında buna. Bir kuşak yaparmış, çalışır yaparmış, bir kuşak yermiş ailelerde. Öyle bir inanış vardır. Böyle bir öyle güzel inanış. Ama eğer kuşağı iyi eğitirseniz o sosyolojik döngüyü stabil yaparsınız. Bak mesela Osmanlılar bunu en uzun şeyi adaletle yapmışlar. Yani böyle yap, çocuğumuza da adaletle yetiştirirsek olmaz. Bakın şu anda bakın başarılı bir yerde işte rektör, profesör, şu olmuş insanların bakın anne ve babaları böyle çiftçidir, esnaftır, evet, şeydir. Ama çocuklarını öyle bir yetiştirmiştir. Ama şu anda o eğitimli insanların çocuklarına bakın evden kaçıyordur, uyuşturucu kullanıyordur vesaire. Ne kadar acı bir şey ya. Ya acı böyle işte bak burada işte tamamen eğitim hatası, bu başka bir şey değil. Çocuğumuzu yani işe odaklanmış şey çocukla ilgilenmiyor. Bak şu, ben bir örnek yaşayayım. Ya böyle bunu yaşadığım bir psikolog meslektaş anlattı. Bir böyle çocukla ilgili bir ergenlik yaşındaki bir çocuğuyla ilgili bir psikolojik profesörüne geliyor bir aile. Baba da şey vekil, milletvekili. Baba geliyor orada diyor ki işte çocuktan şikayet edince baba diyor ki ya diyor ben bu çocuğu diyor yani liseye kadar annesi ilgilen, liseden sonra ben ilgileneyim diye konuştuk diyor aramızda diyor böyle. Hı-hı. Çocuk kafasını uzatıyor, ne diyor biliyor musun? Baba ben lise 2'deyim diyor. Harika. Adamın şeyi yok, çocuğun lise 2 gitmiş, haberi yok. Mesela bu bütün küçük meslekte var böyle. Sen böyle olsa o zaman çocuğunu sokak büyütür. Sokakta büyüyen çocuk da internette büyüyen çocuk da öyle olur tabii. Şey yani gibi, bu nedenle bu ruh sağlığında en önemli şey iyi çocuk yetiştirmek. Ruh sağlığının en önemli. Onun için benim ses tonum yükseliyor herhalde, hı-hı, farkında değilim. Şey hafif böyle tatlı şimdi bir hiddet geliyor hocam. Tatlı bir hiddet geliyor.
Evet. Orada böyle bir uyarı. Dertliyim çünkü. Dertli olunca insan. Evet. Uyarı tonu geliyor orada. Şimdi evet. Ben şunu merak ettim. Şimdi konu konuyu açıyor yine. Çok kısaca bir insanın çok şöhretli olması, çok güçlü ve toplumda itibarlı olması bir şans gibi geliyor çocukları için ama çocuklar genellikle o gölgenin altında kalıp ruhsal olarak eziliyorlar gibi geliyor bana. Tabii yani çocuklar böyle durumlarda işte yani babayla eğer anne babayla birlikte zaman geçirmeleri varsa, hayatı paylaşıyorlarsa, olayları, yanlışı, doğruyu paylaşıyorlar, konuşabiliyorsa çocuk böyle durumlarda o çocuğun baba kahramanıdır. Anne kahramanıdır. Böyle durumlarda o çocuk yanlışları da görür, doğruyu da görür ama öyle olduğu için model seçer, rol model seçer anneyi babayı. Bizim çocuğumuz, çocuklarımızın rol modeli maalesef anneler babalar olmuyor. Şeydeki Hollywood'un kahramanları oluyor. Çünkü biz o şekilde çocuğumuzla sıcak bağ kuramıyoruz ki. Evi sıcak aile ortamı, böyle güven ortamı yapamıyoruz. Eve gelince sanki devamlı ses tonu yükseliyor. Hep böyle yargılayıcı, suçlayıcı bir ortam. Bu ortamda sağlıklı çocuk yetişmez. Onun için ruh sağlığının en önemli, yani madem ruh sağlığı günü bugün, en önemli ayaklarından biri ailede de ruh sağlığı önemli. Yani aile çünkü şey gibidir, bir, yani binanın yapı taşları, nedir o yapı taşları olmasa bina ayakta durmaz. Hı hı. Toplumun da yapı taşları ailedir. En küçük vücudun hücreleri neyse toplumun hücreleri de ailedir. Aile, sağlıklı aile yoksa o toplum çökmeye mahkumdur. Yani şu anda yani dünyadaki küresel salgın maalesef aile kavramı kırılgan, hane kırılganlığı son derece yükselmiş. Onun için bu ruh sağlığı gününde birey ruh sağlığı ile birlikte aile ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığını da göz önüne almakta fayda var. Yani başka türlü biz geleceğimize ilgili yatırım yapamayız. Yani gelecekle ilgili yapılan yatırım taşa toprağa yapılan yatırım değildir. İnsana yapılan yatırımdır. Doğru. Yani onun için insana yatırım yapmıyorsak biz burada çok yani kendimizi kandırmış oluruz sadece. Evet. Zaten seansa gelinince de ilk sorulan soru, kendi derdinizi anlatıyorsunuz, annenizle aranız nasıldı, babanızla ilişkinizi anlatır mısınız oluyor? Tabii ki yani onlar da hepsi şey insan çünkü ilişkisel varlık insan, tek başına yaşamaya göre yaratılmamış. Yani sağlıklı çevreyle, hayatla, işle, meslekle sağlıklı ilişki kurabilirse mutlu olabiliyor. Hı hı. Onun için ruh sağlığının önemli ayaklarından birisi de yani iyi işbirliği kurabilme becerisi. Oluyor. Bu da ailede ediniliyor ilk olarak evet. Tabii ki. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Sağ olun.